şu anda Türkiye'deki ilk çocuk paletif ünitelerinden bir tanesinde bulunuyoruz bildiğiniz gibi birçok ilimizde birçok şehrimizde erişkin paletif üniteleri bulunuyor yalnız çocuk paletif üniteleri şu anda ülkemizde yeni yeni açılmaya başlanan, dediğim gibi ilk birkaç Çocuk Palliatifi Ünitesi'nden bir tanesi bizimki. Servisimiz 7 yatak kapasitesine sahip. E, toplamda 3 doktor arkadaşla birlikte çalışıyoruz ve yine e, birlikte çalıştığımız 9 e, hemşire arkadaşımız var. E, tabii bunun dışında e, yine bizim birlikte çalıştığımız fizyoterapistimiz var, diyetisyenimiz var. E, yine e, sosyal destek uzman arkadaşlarımız ve psikologlarla e, beraber e, hastalarımıza multidisipliner bir yaklaşım içerisinde hizmet veriyoruz ünitemizde. Çocuk Palliatifi'nin mantığı, e, kronik hastalığa sahip çocuklarımız genelde bu tip hastalarımız bizim ünitemizde yatıyorlar. Bu hastalarımız daha öncesinde yoğun bakım ünitelerine alınıyor. Çeşitli sebeplerden dolayı işte solunum sıkıntısından, pnömoniden yoğun bakım ünitesinde bu hastalar hayatlarının bir döneminde, hastalıklarının bir döneminde çünkü ilerleyerekten hastalıklara sahip bireyler oluyor bunlar ve solunum cihazına bağlanmak durumunda kalıyor çocuklarımız. Solunum cihazına bağlandıktan sonra da maalesef bundan sonraki yaşamlarını solunum cihazına bağlı bir şekilde devam ettirmek durumunda kalıyorlar. Yani bu hastalarımıza biz teknoloji bağımlı çocuklar diyoruz. Ve bu çocuklar yoğun bakımdan çıkamıyorlar çünkü sürekli solunum cihazına ihtiyaç duyuyorlar. Bu durum tabii hem yoğun bakımlar için bir yük oluşturuyor çünkü bu yataklar etkin bir şekilde kullanılamıyor. Hem de hastalarımız ve ailelerimiz için de ciddi bir sorun haline geliyor. Çünkü yoğun bakımlar bu çocukların hayatlarını geçirebilecekleri uygun yerler değiller. Sürekli sesin, gürültünün, hasta yatış ve çıkışlarının olduğu yerler. Bu sorunun önüne geçebilmek için çocuk palyatif ünitesinin açılmasını biz uygun gördük arkadaşlarımızla beraber. Şu anda ünitemizde solunum cihazına bağlı, solunum cihazından ayrılamayan... Hastalarımızın daha çok yattığı ve bu hastaların ev şartlarında annelerinin yanlarında kalabildiği ve eve taburcu olabilmek için eğitimlerinin verildiği bir ünite burası. Burası dediğim gibi hastalarımızın tamamen ev şartlarında, 5 yıldızlı otel konforunda, başlarında profesyonel de, ablalarıyla beraber tedavilerin devam ettirildiği bir ünite. Burası bizim manevi açıdan son derece önem verdiğimiz bir ünite burada örneğin hastalarımızı ben hafta sonu vizite geldiğim zaman işte hemşire ablası tarafından tedavileri bitirilmiş beslenmesi yapılmış böyle uyur vaziyette yani şu konforda sessiz sakin bir ortamda gördüğüm zaman gerçekten çok mutlu oluyorum ben yani o zaman insan ne için yaşar ki sorusunun cevabı bu aslında yani bu çocukları bu şekilde görmek beni ve hemşire arkadaşlarımı, doktor arkadaşlarımızı son derece mutlu ediyor. Tüm bakımlar ablaları tarafından yapılıyor zaten. Hemşire ablaları diyorum ben artık hastalarımıza. Ama bizim hedefimiz burada şu, çocuklarımızın geriye kalan ömürlerini kaliteli bir şekilde yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz biz. Bunun için de hemşire arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız hepimiz hep birlikte elimizden geldiği kadar onlara sevgimizi göstermeye çalışıyoruz. Kendi çocuğumuz gibi. Çünkü buraya yatan her çocuk, bizim çocuğumuzdur artık. Kendi çocuğumuz gibi biz sevgimizi göstermeye çalışıyoruz. Hemşire ablaları tüm bakımlarını yapıyor. Beraber oyun oynuyorlar, resim çiziyorlar, ne bileyim kitap okuyorlar. Ben elimden geldiğince çok flüt çalıyorum diyemem, çok iddialı bir şey olur ama elimden geldiğince onlara işte flütle bir şeyler üflemeye çalışıyorum. Bu şekilde onlarla ilgileniyoruz, mutlu etmeye çalışıyoruz çocuklarımızı. Bir defa her çocuğun koşulsuz sevgi hakkı yani onun ırkından, dilinden, dininden, hastalığından, tüm bunlardan bağımsız bütün çocuklar sevgiyi hak ediyor. Biz de burada tüm çocuklarımıza o hak ettikleri sevgiyi elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz.